belirtmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, dediğimiz gibi ücret talep edilebilir. Ancak makul ölçüde bir ücret talep etmek gerekir. Bugün piyasada bu şekilde manevi işlerle uğraşan, spiritüel alanda hizmet veren insanların ekserisi zaten rukiye yapmamaktadır. Birçokları bu şekilde rukiye vesaire yapmazlar. Gelen kişiye bir iki dakika bakım yaparlar, muska verip gönderler veya gelen kişiye abileri, ablaları, dedeleri, neleri tutun, sıkın, daraltın, hırıldanmalar, boğuldanmalar, ne olduğu belli olmayan şeyleri söylemesi vesaire. Bu gibi şeylerin, bu gibi işlemler neticesinde alınan ücretler helaldir vesaire gibi bir şey söylemiyorum. Bunların yaptıkları bu cin, yani cinlerle tedavi yapmalar, yani cincilik, bundan alınan ücretler helaldir. Cincilikten bu şekilde cinlerle tedavi yapılmaktan alınan ücret helaldir demiyorum. Benim konum rukyeden alınan ücrettir. Ki zaten bu şekilde cinlerle tedavi yapan kişilerin ekserisi de haram içerisinde bulunmaktalar. Birçokları fal bakmaktalar, birçokları büyüyle alakalı işlemler yapmaktalar. Bazı gizliden, bazı açıktan birçokları ben Rahman işlemler yaparım, büyü vesaire yapmam der ama alttan alta birçok büyüleri de yaparlar. Şeytanlara tapan insanlar, cinlere tapan insanlar, şeytanların Müslüman kılığında görüp gözüküp kandırdığı insanlardır bu cincilerin ekserisi. Bu gibi kişiler hırıldamalar yaparlar, boğuldamalar yaparlar, ne olduğu belli olmayan şeyler söylerler. Bunlar kesinlikle haramdır. Bu gibi hırıldamalar, boğuldamalar, ne olduğu belli olmayan şeylerin söylenmesi, bu şekilde rukiyelerin kısa da olsa bu şekilde okumaların yapılması, şeylerin söylenmesi kesinlikle haramdır. Buna gitmek de caiz değildir. Bunlara ücret vermek de caiz değildir. Hem onlara giderek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesine rukiye muhalif olmuş oluyorsunuz. Hem paranızı vermiş oluyorsunuz, hem de paranızı vererek caiz olmayan bir şeye destek vermiş oluyorsunuz. Hem de para vererek caiz olmayan bir şey yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla dikkat etmek lazım değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rukiyesi, sünneti olan rukiyeyi yapan bir yer varsa gidiniz, tavsiye ederiz. Onun haricinde bir yeri bizler tavsiye etmiyoruz. Nitekim hadis-i şerifte geçen Ebu Said el-Hudri Hazretleri de o gibi kişiye benim cinlerim var, abilerim, ablalarım tutun, sıkın, daraltın vesaire gibi şeyler söylememiştir. Rukiye yapmıştır. Bizlerin temel olarak yapmamız gereken şey de rukiyedir. Ki zaten kişi ihlaslı ise, ilimli, amelli bir kişi ise, gerekli liyakat ve selahate sahip ise rukiye yaptığı zaman zaten gerekli abiler, ablalar, dedeler, neneler, hadimler, huddamlar zaten icabet edeceklerdir Allah'ın izniyle. Gerekli şifacı ordular, gerekli işlemleri zaten yapacaklardır. Bizlere yapması gereken şey rukiye ile Allah-u Teala'ya müracaat etmektir. Rabbül Alemin takdir eden şey şifa olacaktır. Rabbül Alemin takdir etmezse, ol demezse biz istediğimiz kadar çırpınalım. Hiçbir şey olmayacaktır. Rabbül Alemin takdir etmesi için de bizim ihlaslı bir şekilde Kur'an'a sarılmamız gerekir. Biz Kur'an'a sarılırsak, yani helal olan bütün işlemleri uygularsak mutlaka ve mutlaka bu manevi sıkıntılarınız da izale olur biznillah. Bunların da teferruatını sohbetin sonuna doğru açıklayacağız inşallah. Bazı kardeşlerimizden biz rukiyeye gidiyoruz, okunmaya gidiyoruz, rukiye terapisi almaya gidiyoruz. Gidiyoruz ama iyileşemiyoruz. İyileşemediğimiz bu durumda bizden alınan ücretlerin geri ödenmesi gerekir. Hususunda görüşler var. Aziz kardeşlerim, sohbetlerimizi daha hızlı dinlemek isterseniz, eğer ki YouTube sayfamızı bilgisayardan takip ediyorsanız, videonun sağ alt tarafındaki ayarlar kısmından buradaki çalma hızı sekmesine geldiğiniz zaman buradan videonun hızını artırıp azaltabilirsiniz. Sayfamızı telefondan takip ediyorsanız, videoya tıkladığınız zaman, videonun sağ üst köşesinde çıkan 3 noktaya tıkladığınız zaman bu aşağıda bulunan oynatma hızından videonun hızını artırıp azaltabilirsiniz. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما